Sevgili gençler selamlar saygılar hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet bu videomuzda türevin konu altına devam ediyoruz kara tahtamızda gördüğünüz üzere şimdi bu videomuzda ne yapacağız bu videomuzda türevin diğer tanımını vereceğiz diğer limit tanımını vereceğiz ama videomuza geçmeden önce şöyle bir beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım beğenip videonun öne çıkmasına destek olursanız bu garibanı da sevindirmiş olursunuz o kadar emek veriyoruz ki başka arkadaşlarınıza da ulaşsan arkadaşlarım hiç öyle kıskançlık falan yapacak bir durum değil bilgi biliyorsunuz ki paylaştıkça çoğalır. Hocam onlar bizim rakiplerimiz de demeyin. Evet onlar sizin rakipleriniz olabilir ama yaptığın bir iyilik gelir bir gün seni hakikaten bulur arkadaşım. Yorum atmayı, videoyu beğenmeyi aslında da paylaşmayı unutma. Hadi bakalım başlayalım. Reklamımızı da yaptığımıza göre. Şimdi gençler ne yapacağız? Limitin ikinci tanımını vereceğiz. Pekala bu tanım niçin? Yapılmış neye ihtiyaç duyulmuş. Ondan bir bahsedelim. Şimdi mesela ben ilk derste size deseydim ki. Örneğin bir tane bir fx fonksiyonunu verseydim ben size. Deseydim ki x kare artı 1. Ee, ve yani olduğuna göre f üssü 1'i isteseydim. Biz bunu kolay bir şekilde bulurduk. Çok, çok da kolay olmasa da bulurduk. İşte derdik ki limit x giderken 1'e fx eksi f 1 şey f 1 diyorum f 1 bölü x eksi x 1 derdik. Buradan bunun limitini hesaplardık. Bu bizim için f üssü 1'in dengiydi. Ama ben deseydim ki size arkadaş f 1'i bul f 2'yi bul f 3'ü bul f 4'ü bul f 5'i bul f 6'yı bul diye böyle abartsaydım ve hepsini onların topla deseydim. E sen bir tanesini bile belki şuralarda bitirecektin. E bir için ayrı iş, 2 için ayrı iş yapacaktın demişler ki hop bakalım bir durum bakalım bu işe biz bir çare bulalım. Bu öğrencileri yormayalım demişler. Tabii kim söyle bir şey dememiş. Matematikçiler her zaman işin daha kolayını düşünmüşler. Nasıl daha bir mantıklı olabilir demişler. Bunun için de şöyle bir şey yapmışlar. Bizim normal limit tanımımız, tanımımız var ya arkadaşlarım. Limit x giderken x1'e fx eksi f x 1 bölü x x x 1 diye bir tanımımız var. Biliyorsun sen bunu ya. Bunu biliyorsun. Birinci videoyu izledin arkadaşım. İzlemeden buralara gelme bak. Oradan böyle atlama bu videoları. Öyle bir tutam oradan alayım. Biraz buradan bakayım. Yaparım ederim demem. Baştan sona kadar düzgünce dersleri takip et. Şimdi biz bunu ne yapmıştık? F üssü x1 demiştik. Şimdi aslında biz buradaki x1 gördüğümüz yere x yazsak şöyle şöyle yazsak Hoppa şu gidecekti. Heh. Böyle yazsak ne olacak? E, pay sıfır oldu. Sıkıntı. Hatta pay bile sıfır oldu. Sıkıntı. Matematikçiler demişler ki <laughs> biz bunun güzel bir yöntemini bulalım. Bunun nasıl bir yöntemini bulabiliriz demişler. Hemen ufak bir Ali Cengiz oyunuyla bu işi de halletmişler. Nasıl yapmışlar biliyor musunuz? Çok böyle şeytanın aklına gelmez denecek cinsten bir şey. x eksi x1'e hediye verelim demişler. E burada da payda 0 olmayı vermiş. Şimdi x eksi x 1'e h demişler. O zaman x ne olmuş arkadaşlarım? x de x 1 artı h olmuş. Ufak bir değişken değiştirmeyle işin böyle altından girip üstünden çıkmaya çalışmışlar. Bir bakalım. Şimdi x eksi x 1. Ben buradaki x 1 bu tarafa atarsam x eksi x 1 0'a gitmiş olacak. O zaman benim yeni limitimde limit h giderken 0'a olacak. Şimdi buradaki x gördüğüm yere x 1 artı h yazacağım f x1 artı h eksi f x1 bölü x eksi x1 de h yazacağım. Ne değişken değiştirmesi yaptığımı iyi analiz edin. Bunun da adına f üssü x1 diyeceğim. Hala x1 absisli noktadayım ben. Ama diyorum ki ben f üssü x arayacağım. E o zaman burada x1 gördüğüm yere x yazı veririm. Olay biter. Değil mi? Şöyle olay bitecek herhalde. Bu kadar. Ha, burada x1 görmeyerek x yazacağım. Olay bu kadar. Demek ki artıkın artık artıkın bizim burada böyle demiyorlar da ben böyle diyorum. Artık arkadaşlarım bu limit değeri bize herhangi bir fonksiyonun türevini verecek. Sayı olarak değil x'li olarak. Ve biz burada türevini alacağız. Ve artık o x yerine 1 yazacağız, 2 yazacağız, 3 yazacağız. Artık kaç yazmamı istiyorsa bunları toplamamı istiyorsa toplayacağım. Alın size genel bir limit. Yani bir fonksiyonun türevini bulmak istiyorsan x cinsinden bunu kullanacaksın. Özel bir noktada türevini bulmak istiyorsan bir öncekini kullanacaksın. Hocam bunu özel tutturamaz mıyım? Tutturursun. Buraya sayı yazabilirsin. O da olabilir. Ama önceki daha bir hoş, daha bir tatlı olur. Hocam sen konuştun konuştun da ne diyorsun Allah aşkına ne diyorsun? Bir söyle bakalım bana. Hemen anlatayım ben sana derdimi. Şimdi bir tane bir örnek yazayım ben. Diyeyim ki fx eşittir x kare ise f üssü x'i bulunuz diyeyim. Bunu hocam ben biliyorum ki ya bunu geç hocam da diyebilirsin de. Arkadaşım nasıl biliyorsun? ezberlediğinden biliyorum Onu oraya kaptırdın bunu buraya attırdığından mı biliyorsun ama mantığıyla mı biliyorsun? Dinle. Dinle burada adamın canını sıkma tamam mı? Şimdi fx eşittir x kare baya baya kızıyorum ben size. fx eşittir x kare. Şimdi bak yukarıdaki tanım ne diyor? Limit h sıfıra giderken çiz çizgini fx artı h eksi fx bölü h'nin limitini bir sen bir bul bakalım diyor ne yapacaksın diyor başına ne işler gelecek diyor bir korkma bir bul gitsin h sıfıra giderken fx fonksiyonu x kare x artı h ne arkadaşım burada yerine yazarsan x artı h'nin karesi eksi x kare bölü h Şimdi sen artık burayı ister x artı h'nin karesini alarak bulursun. İstersen iki kare farkı yaparsın. Orası tamamen sana ait. Limit h sıfıra giderken çizgimi çektim. Karesini alayım hadi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı dikkatı artı ikincinin karesi yani h kare eksi x kare. Aha bunu yazdım. Bölü h. Biraz düzenleyeyim arkadaşlarım senin için. Limit h sıfıra giderken ne oldu? Eksi x, x kare artı x kare gitti. H parantezin alayım. 2x artı H oldu, değil mi? Bölü H oldu. Hler gitti. Belirsizlik falan kalmadı. H yerine sıfır yazayım. 2x oldu. Abba, oh, oh, oh Senin bildiğin, senin bildiğin o x karenin türevi 2x'tir. Olayı buradan geliyormuş aslında. Bunu biliyor muydun? Ha biliyor muydun? Yaz bakalım şu yorumlara. Bunu biliyordum hocam. De. Biliyordum de boşa izledim deme. İyi ki de izlemişim de. Yani yorum almaya mı çalışıyorum? Hayır. Biliyorsan bilmiyorsan yaz. Şimdi x karenin türevi 2x. Evet güzel. Başka başka fonksiyonlarla biraz daha şu şeyi ilerletelim mi? Ne dersiniz? Örneğin size x küp artı 2x artı örneğin 2'nin şeyini bulalım mı? türevini bulalım mı? Ya da ne bileyim x küplere çok girmeyelim mi? Ne dersiniz? Bir bulalım değil mi? Biraz bir şöyle şu limiti bir geliştirelim arkadaşlarım. Örneğin gel bakalım şimdi senle limit şey limit diyorum. fx seçtir x kübün türevini bulalım arkadaşlar Hiç üşenme, hiç erinme bul arkadaşım. Bul elin alışsın. Adamlar var ya bir tane soru sorarlarsa Valla akla karaya seçeriz. Nereden kaçacağımızı bilmeyiz. Şimdi bizim için fx eşittir x küp ise biz f üssü x'e bir niyetlendik. Bakalım bu neymiş. Biraz önceki ne çıktı arkadaşlarım? x karenin türevini aldım. Türevi şöyle gösteriyordum arkadaşlarım. Bunun türevi 2x çıktı. Acaba acaba x küpün türevi ne çıkacak? Tahmin edebilirsin. Hiç görmediysen ilk defa türev görüyorsan tahmin et. Tahmin gücünde gelirsin. Şimdi ne yapacağım ben? x'te bir şey bulacağım için arkadaşlarım. Limit x giderken x değil h'li yazıyordum bunu hatırla. h giderken sıfıra fx artı h eksi fx bölü fx artı h e eksi fx bölü h yazacaktım. Şimdi buradan limit h giderken sıfıra. Şimdi fx artı h dediği adam arkadaşlarım x artı h'nin kübü. Eksi fx de x küp bölü h sen istersen burayı iki küp farkından açarsın. İstersen nereden açarsın? x artı h'nin kübünden açarsın. Buradaki tercih senin. x artı h'nin kübünden açalım. Nasıl açacağım? x küp artı bunu bilmem lazım binomdan. 3x kare h artı 3x h kare artı h küp. Eksi arkadaşlarım x küp dedim. Bölü h dedim. x küpler gidiyor zaten. Bunlar gitti. Güle güle. O zaman geldim buraya. Limit h sıfıra giderken yukarıda h h h h parantezine alırsam eğer ne kalıyor? 3x kalıyor. 3x kare kalıyor. h parantezine alırsam 3x h kalıyor. h parantezine alsam da h kare kalıyor. Bölü h. Bunlar yine gitti. 0 yazıyor artık h yerine kimse beni tutamaz. Burası 0 burası 0 3x kare geldi. Böyle geldi. Ben ne yapayım şimdi? Bunun da türevi 3x kare geldi. Olayı 3 aşağı 5 yukarı anladın ama bunu kanıtlamak için daha vaktimiz var. Belki de biliyondur. Yani bunu biliyorsun yani artık bana söylettirme burada. Söylemeyeceğim daha. Kanıtladıktan sonra söyleyeceğim. Matematikler hemen öyle iki tane. Matematikler hemen iki tane fonksiyon bu tuttu diye. Hemen onu yapalım. O aklınızdaki kuralı hemen dememişlerdir. Acaba bunun şartları şurtları falan bir şey var mı demişlerdir. Örneklerimiz bitiyor mu? Bitmiyor. Bunu sadece izle. İzle. Kağıt kalemle de yapabilirsin. Şimdi mesela diyeyim ki ben sana. Ne diyeyim ben sana? Limit. H giderken sıfıra. Biraz oynayalım soruyla. Mesela ne diyelim? F F 4 artı H eksi F 4 bölü H diyelim. Sen bunu anla. Nasıl anlayacaksın? Hatta böyle yap. Hatta 4 H diyelim. Şimdi bir kez tanıma uydurmaya çalışacaksın. Ne tanımına? Limitin tanımına. Şimdi bir kez burada bir 4 yoktu benim elimde. Değil mi? Şimdi bunun cevabını soruyorum ben sana limit h 0a giderken bu 4 yoktu. O zaman 1 bölü 4 olarak başa atıyorum. Burası f4 artı h eksi f4 bölü h yaptı. Arkadaşlarım benim canlarım ciğerlerim bunun limitini bileceğiz. Bunu bileceğiz. Nasıl bileceğiz? Bu artık bizim lügatımızda f üstü 4 olarak yazılmalı. E bölü 4 de var. O zaman f üstü 4 bölü 4. Burada daha değişik şeyler yapabilirler. Ama eninde sonunda şuradaki limit tanımına geleceksin. Bakalım arkadaşlarım başka daha değişik neler yazabiliriz. Örneğin şöyle bir soru yazalım bakalım. Bakalım kaç kişi yapabilecek. İlk önce kendini çöz arkadaşım. Şimdi bunların yerlerini değiştirebilirsin. Ondan yani bir sıkıntı yok. Mesela diyelim ki limit h sıfıra giderken. Diyelim ki f x artı 4h eksi x bölü ne diyelim? 2h diyelim örneğin. Tamam mı? Şimdi eşittir soru işareti. Şimdi bak senin elindeki bilgiler ne diyor? fx artı burası eksi bu. Ama bak, burası 4h. Ama ben burayı h olarak yazmıştım. Değil mi? O zaman ne yapmam lazım? Buraya bir alengirli bir şeyler yapmam lazım. Şöyle düşünebilirim. 4h eşittir. U gibi bir dönüşüm yapabilirim. Yani orası H de olsa U da olsa aynısı olacak. Çünkü değişkenden bağımsızdır bunlar. Aynı şeyleri bulabiliriz. O zaman çevittiriyorum Ne diyorum? Limit U giderken sıfıra. Çünkü H sıfıra gidiyor U da sıfıra gidiyor. Bölü F X artı U eksi F X 2 H yerine ne yazacağım? E 2 H yerine ne yazacağım arkadaşlarım? Tabii ki de 2'ye böldüğüm zaman U bölü 2 yazacağım. Buraya da arkadaşlarım u bölü 2 yazdım. Şimdi bak bu ne oldu? 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 1 bölü 2 olduğu için 2 otomatikman başa gitti. 2 başa gitti. Limit u 0'a giderken burası fx artı u eksi fx bölü u oldu. Bunun adını biliyorsan sen. Bunun adı arkadaşlarım f üssü x'in ta kendisidir. f üssü x'in ta kendisi neresi? Burası. Hocam burası u ya u bizi ilgilendirmiyor. h olmuş, u olmuş, t olmuş önemli değil onlar. Bunlar birer değişken işimizi kolaylaştırsın diye. İşimizi o en baştaki tanıma uydursun diye. Ama başında iki var arkadaşlarım. O zaman bu iki. Bak ileri de türev alma kurallarını sana öğrettiğim zaman bunları çok kolay bir şekilde yapacağız. Ama şu anlık bizim işimiz bu şekilde. Bu şekilde çıkarımlarda bulunmak. O belirsizlikleri de çok güzel bir şekilde yapacağız belki türev alma kurallarını ama şu anlık arkadaşım biraz kalemimiz. Kalemimiz bir ısınsın bizim ya. Tamam mı? Şimdi başka başka sorular yazalım mı? Yazalım hadi bakalım. Şimdi mesela diyelim ki şöyle bir örnek yazalım. Mesela limit h giderken sıfıra. Diyelim ki f 5 artı h artı f ne yazalım arkadaşlarım buraya? Şimdi f5 artı h yazdık. Şuraya artı yapmayalım da, şuraya eksi yapalım arkadaşlarım. Artı yapmayalım, şuraya eksi yapalım. f 5 artı h eksi f diyelim ki 5 eksi h bölü ne diyelim h diyelim ve biz bu limitin değerini bulmaya çalışalım. Hazır mısınız? Şimdi hep tanım'a gidin. Hep tanım, hep tanım. Tanım ne diyor? Limit h sıfıra giderken f x artı h eksi fx bölü h'nin eşitine f üstü x diyor. Bunu biliyoruz. Bu cepte. Ama hocam canım benim. Ben bunu buna nasıl benzeteceğim? Nasıl benzeteceğim yani? Bir şey lazım burada. Şimdi ne lazım arkadaşım? Bak f5 artı h bu var. Yanında eksi fx var. Bu da bunun yanında eksi f3 olsa fena olmaz gibi duruyor. Bakalım limit h sıfıra giderken f 5 artı h yanında eksi f 5 olsa hiç fena olmayacak. Çünkü buna uyduracağım. Değil mi? Ama eksi f 5 kafaya göre yazamam. Bir çıkardım bir de ekledim. Eksi işte bunlar teknikler taktikler. Şimdi bir de ne var? 5 eksi h bölü h. İyi öğren bunları ha. Bunları bak bedavaya veriyorsunuz. Para istesek var ya daha bir Kadir kıymet bileceğiz sanki. Bedavadan veriyoruz işte. Daha ne istiyorsunuz? Şimdi buraya aldım. 5 artı H eksi F5 ayrı ayrı yazacağım. Artı arkadaşlarım. Limit. H sıfıra giderken burası da F5 eksi F5 eksi H bölü H. İyi güzel de burayı hallettik. Burası tanımdan F üstü 5. E burası, burası hiçbir şey benzemiyor ki. Yani bir kez benim 5 artı h yazmam lazım. Buraya 5 eksi h yazmışlar. O zaman ufak bir değişken değiştirme yapalım. Seslerinde var ya gidiyor ha. Eksi h'ye u diyelim. H'ye diyecekmişiz. Eksi hu. Yani burayı limit <laughs> u sıfıra giderken f5 duruyor arkadaşım. eksi f ne yazacağım? 5 artı u. İsteyim o yönde çünkü h ye yerine ne yazacağım eksi u. Şimdi ben bunu düzenlersem her tarafı eksiyle çarparsam şöyle bir şey olacak. Limit u sıfıra giderken f 5 artı u eksi f 5 bölü u yaptı. Eksiyle çarptım ya, ortalık karıştı. Bu da ne arkadaşım? Bak bu da f üstü 5. Hocam u yazıyor, ya kurban olayım takılma şu u ya. H yazsın u yazsın aynı. E bu da f üstü 5, bu da f üstü 5. Arada toplama işlemi var etti sana iki tane f üssü 5. Böyle alak bununla alakalı soruları ileride ama ileride bak size söz veriyorum. Ölmez sağ kalırsam e, sağlam yerinde olursa basit yollarla anlatacağım. Ama şu anlık şu limit tanımını öğrenelim. Ne olur? Şu limit tanımını öğrenelim arkadaşlarım. Anlaştık mı? Çok soru çözülür. Çok çok soru sorulur. Kitaplarda da vardır böyle sorular. Şuradaki olayı anladığı zaman bitti. Hepsi bitti. Tamam. Benden bugün bu kadar. Bir sonraki dersimizde daha türev alma kurallarına geçmiyoruz. Yavaş yavaş, sakin sakin, sindire sindire limitin şey türevin süreklilikle alakalı ilişkisi var. Ondan bahsedeceğiz. Şu an hala tanım yapıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş türev alma kurallarına geçeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutuyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Vallahi ayıp ediyorsunuz bak. Seslerim gitti burada. Sizler için uğraşıyorum. Hocam uğraşma ya. İşin gücün mü yok senin de diyebilirsin. Ama seviyorum arkadaşım birilerine bir şey anlatmayı vallahi de seviyorum. Billahi de seviyorum. Ama marifette iltifata abi. Öyle kuru kuruya olmuyor. Yani bir teşekkür etmek, bir videoyu beğenmek çok zor olmasa gerek. Bunlar bizim aramızdaki elektriği daha da çok arttırırlar. Kendinize iyi bakın. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Görüşmek üzere.